Aspirin aldınız, ağrı kesici aldınız ya da midenizde mikrop var, mide asidiniz fazla ve ülser oluştu. Ülserin en çok korkulan yan etkisi ya da komplikasyonu dediğimiz olay kanamalar. Kanamalar hakikaten çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle ağrı kesicilerin daha çok kullanıldığı günümüzde ağrısız ülserler oluyor. Çünkü ülser her zaman ağrı yapmıyor. Özellikle ağrı kesici ülserlerinde ağrı duymuyor kişi. O yüzden de ağrı kesici, romatizma ilacı kullanan herkes özellikle hep onu yapmamız lazım. Çıkardığımızın ne olduğuna dönüp şöyle bakıp sonra sifonu çekmeniz lazım. Ne arayacağız orada? Orada ne arayacağız? Birçok renk olabilir. Yani dediğim gibi yani müthiş yerlene var. Yani her programda, her tekrarda biraz daha ileriye gidiyoruz. Böyle bir renk olabilir. Bu renk farkındaysanız katran gibi ve parlak. Ve bu çok pis kokuludur. Biz mesela koğuşa girdiğimizde eğer kanayan bir hasta varsa burada kanayan kim diye soracağımız kadar bilenin bildiği bir kokudur bu. Parlak, simsiyah. Onun dışında bunun şekilsiz olması kanamanın daha fazla olduğunu da gösteriyor. Yani daha sulanmış oluyor. Daha sulanmış oluyor. Ama kanama olup da gizli kanama olabilir mi? Olabilir. Çünkü bunu da halkımız çok iyi bilemeyebiliyoruz. Yani kafamıza yatmıyor. Nasıl kanama olur da ben renginden anlamam diyor. Bir kanamanın görülebilmesi için en azından 70 mililitre dediğimiz, yani biraz daha belki daha fazla olabilir. Böyle bir kanın bir anda bağırsağa, mideye boşalması lazım. Çok ciddi bir kan o yani. Tabii. Eğer bu, bunu bir klozetin içine 3-4 damla damlatsanız bütün klozet sanki kıpkırmızı olur. Hani kovalarca kustu diyorlar ya, kan kustu diyorlar. Hadi kovalarca kusmuş olsan ölürsün. Yani bunun bir kere de düştüğünde ancak rengi böyle oluyor. Bunun daha azında hiçbir renk değişikliği olmaksızın yediğiniz gıdaya bağlı olarak bu tip bir görüntü ya da ıspanak falan yediyseniz böyle bir görüntü. Biraz et kaynaklı şeyler yediyseniz böyle bir görüntüyle çıkartabilir, rahatlayabiliyorsunuz. Aslında kaka yapmak da bir nimettir. Yani çok kabızlık, şükürler olsun kabızda yaşayanlar tabii. Ya bu bağırsak problemi olmayan biri çok güzel tabii böyle. Tabii bu şey son derece uygun bir şey. Evet. Peki yani ama bizim en çok dikkat etmemiz gereken herhalde uçu simsiyah. Evet. Parlak olan ve kötü kokulu olan renk. Çünkü bu bize cidden midemizde bir kanama olduğunu ya da işte 12 parmak bağırsağın ilk bölümünde belki olan tabii, bir kanama bir olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli. Bu tip insanlarda eğer bir kusmuk olursa da tıpkı burada gördüğümüz gibi kahve telvesi gibi kusuyor. Ve bu kahve telvesinin rengi kanayan kanın mide asitiyle birleştiğini gösteren bir renk. Kan da kusabilir. Ama genellikle kan kusup da ayakta gelen hastada kan yemek borusu ya da burada gırtlağın oralarda ağzın arka kısmındaki farenksle ilişkilidir. Mesela kişi öğürür, kusmak için kendini zorlar. O zaman buradaki kılcal damarlarda ufak bir çatlama ve küçük kanamalar olabilir. Ya da yemek borusunun altında örtü yırtılabilir. Ve o yırtıktan kanayabilir. Mesela alkoliklerde ya da gebeliğin ilk dönemindeki kusmalarda gördüğümüz bir şey bu. Öğürür ve yemek borusunun altını yırtabilir, oradan kanayabilir. O zaman kırmızı renk görülür. Ya da sirozlu hastalarda varisler vardır yemek borusunda, oradan kanamalar olabilir. Peki bu çay şeker neydi? Çay neden? Ben her fırsatta bunu yenilemek istiyorum. Çünkü özellikle Erzurum, Elazığ bölgesinde, Erzincan'da kıtlama çay içme alışkanlığımız vardır. Kıtlama çay, şekerin bulunamadığı savaş yıllarında, eski dönemlerde sert şekeri dişle yanak arasına sıkıştırıp çayı da çok hızlı içerek o şekeri korumaya yönelik üretilmiş bir içme tekniğidir. Yani o şekerler biraz detaylı oldu ama yani birçok çayı içebilmek için. Tabii tabii daha fazla ve hızlı içmesi lazım. Neden? Çünkü eğer fazla temas olursa şeker erir.
O yüzden de dişin arkasına saklar, hop 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 diye içer. Mesela o yörede tabii 20-25 bardağı. Efendim? Canım çay istedi, öyle güzel anlattınız ki bu kutlamayı. Ama böyle belli içmeyelim. Böyle içmeyelim. Neden? Neden içmeyelim biliyor musunuz? Çünkü kutlama çay içenler şekeri korumak için sıcak çayı bir anda içmeleri lazım. Hızlı üretmek yemek borusundaki tahrişe neden olur. Bir yeriniz yandı. Görüyoruz çocuklarda özellikle evlerde. Ve orası ne oluyor? Onarıldığında ince bir deri oluyor üzerinde. Ve onu çocuk en ufak bir yere çarptığında normal derisini çarpıyor. Bir şey olmuyor ama o yanığın iyileştiği yerdeki deri hemen çatlıyor ve çocuk ağlıyor, kanıyor. Tıpkı aynı şekilde yanması yemek borusunun mideye olan girişteki şu bölgede, bu bölgede biraz yavaşladığı için bu bölgeyi yakıyor. Ve tekrarlayan yanmalar sonuçta bu bölgeyi tutan kanserleri çok sık görüyoruz. Mesela Türkiye'de en çok kanserin olduğu bölgeler Van, Erzurum, Elazığ, Doğu Anadolu'da yani. Doğu Anadolu'nun bu kıtlama çay içilen bölgeleri. Bir de şartlar da çetin, soğuk, ısınmak için sıcak çayı habire içiyorlar. O zaman tavsiyemiz kıtlama çayı sevenlere ya çayı o kadar sıcak halde içmesinler ya da normal çaya mı dönsünler diyeceğiz. O da zor. Bence şekersiz çay içsinler. Şekerli su içmek kadar anlamsız bir şey yok. Onun yerine güzel bir dilim bir baklava yesinler ya da bir kurabiye yapıp kurabiye yesinler. Ben de tam diyorsun sağlıklı bir şey söylüyor ama arkasından baklava geldi Kadir'ciğim. Hayır şimdi şöyle yani o kaloriyi eğer alacaksa ki bari ağız tadıyla bence ağız tadıyla alın şöyle işe yarar.